artık Kader, kurban olayım, tamam bitsin artık, gel. Bak o bebeğin gerçekten bakmaya ihtiyacı var. Böyle anne olmaz olsun. 15 gün oldu Kader, 15 gün, 15 gün. Günlerdir aranan kayıp Kader nerede ortaya çıktı? Küçücük Didem Hanım, kurban olayım, küçücük. Tanıdığı yok, kimse yok, bilmiyorum ki. Kader öyle bir şey yaptı ki gözünüze inanamayacaksınız. O çocuk ne halde ya? Türkiye bu görüntüleri konuşacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Senin yaptıklarını ben sana yapsaydım. Namus, şeref, sözü. Ben buraya boşanmaya hayır, geldim. Hayır, boşamam. Musa Bey dışarıda bekliyor. Musa Bey'i bir görebilir miyim? Bir göreyim ben. Medine'de bir... Musa Bey de onu öyle görünce ne yapacak bilmiyorum. Yüzleşmeye geliyor Medine. Belki de işini ilk kez böyle görecek. Çağıralım mı Medine'yi? Gelsin mi? İster misiniz? Bence çağıralım. Gelsin Medine. Bu ne güzellik. Çok güzel olmuşsun. İyiyim Didem Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Medine, sen Mustafa'yla ne yaşadın? Eskiye gidiyordu yani, ha, eski toplamaya. Okay. Ufak tefek evleri geçindiriyordu. Ama ben... şeye gidiyordum, belediyeye gidiyordum. Oradan erzak alıyordum. İşte yövmiyelere gidiyordum. Osmaniye'de yaşıyorsunuz değil düz mi? Düz içinde yaşıyorum. Düz içinde, evet. Sürekli yazla kışla çalışıyordum yani. Çalışıyordun? Evet. 23 yıl hep çalışarak mı geçti? Yani. O neden evlenmek istedin Mustafa'yla? Sen mi istedin, ailen mi seni? Ailem mi söz konusu değil, akrabalarım diyeyim. Evlenmek zorunda kaldım diyeyim ya. Akrabaları katmayalım. İstemedin mi evlenmeyi aslında? Biraz öyleydi. Ayrıldım. Çocuk yaşta çocuğa baktım. Mustafa'yı neden istemedin? Yaş farkı olduğu için mi istemedin? Evlenmek mi istemedin? İlk dönemlerde. Hı. Yaş farkı olduğu için. Hiç aşık oldun mu Mustafa'ya? Olmadı. Hiç. O eve gelin gelince hiç sevmedin mi Mustafa? Yani mecburluktan gibi bir şey değilim hanım ya. 10 yıldan beri yaptıklarını ben sana söylemiştim. Ha, başta sevgi vardı. Evet, başta sevgi vardı ama kendi eline beni itti. Kendi eliyle itti. Evet. Kime doğru itti? Ya başka mecburluk kaldı yani. Hani akrabamdan biri sahip çıksaydı oraya gidebilirdim. Peki 23 yıllık, 22 yıllık evliliğinizde son 10 yıl kötü. Evet, son 10 yılda her şey bozulmuştu zaten. 12 yıl nasıl geçti? 12 yıl dediğim gibi problemler üstüne problem yaşadık. Hı. Onu ama anlaştınız, Mustafa ile anlaştınız. Yani her şey yolundaydı 12 yıl boyunca. Evet, 12 yıl boyunca her şey yolundaydı. Ama ne oldu? Ne oldu da ilişkiniz bozuldu? O şeyden dolayı bozuldu işte. O dediğim konudan dolayı bozuldu. Senin bana anlattığın kalp hastasıydı diyor. Evet. Bulaşıkları ben yıkardım diyor. Ondan sonra... Ama her şeyin bir karşılığı vardı Didem Hanım. Sen ne yapıyordun? Yani boşu boşuna yapmıyordu. Hı. Neyin karşılığında bu evin işlerini, yemeğini, çayını, her şeyini ben yapıyordum. Dediklerimin karşılığındaydı. Neyin mesela karşılığı? O dediğimi karşılığında değil mi Mustafa'cığım? Akrabam anneme söylerim dediğim zaman ben tehdit ediyordun. Mustafa'ya demişsin ki ben bunu başkalarına söylerim, bana bir daha yapma demişsin. Hayır, öldürürüm ben, sen söylersen dedi. En azından birini aşığım yani, en azından birini seviyorum yani, bana yakınlığını görse de. Hayatın yani... ilk kez mi aşık oldu? Mustafa'yı da sevmişsin, sevdiğini Mustafa'yı zannetmişsin. Mustafa'yı sevdim ama o kadar değil dedim hanım. Şu çocuklara günah yazık, yuvalarına geri sahip ol Allah rızası için. Mustafa, ben sana şans verdim. Ben geldiğim gün zaten sen her şeyi yeniden başladın unutalım. Ki. Unutalım oraları. Yeniden başlayalım. Yok, mümkün değil. Ufak tefek hepimizin bir hatası olmuş olabilir. Hayır Didem Hanım. Mümkün değil. Ama buradan öte olmasın. Ben buraya boşanmaya geldim Mustafa. Ben boşamam ki. Sen gidince mi senin kıymetini anladı sence? Medine'm bu. Yine mi? Değil. Hayır. Söyleme diyor türküyü. Söyleme. Medine'ymiş be. Hayret bir şeysin ya. Geldiğinden beri ağzında bu türkü biliyor musun? Hayır. Medine'nin boyu kısa. Kaşları kaşları kalın diyor. Medine hem kaçar pusa. Çıkabilir miyim? Pusa. Bir dinleyelim, merak etme. Benim kontrol, benim güvenimdesin. Kurban olayım boylarına. Kurban olayım boylarına. Söyle bana. Söyle geç ama bu yok.
kurma. Kaşları var ince ince, ben ölürüm görmeyince. Yanına gelemezsin. Ben neyleyim bu dünyayı, al yanaktan sevmeyince. Söyle bana suçum nedir? Didem Hanım, ben bunu yüreğimde geldi. Mustafa bir sus ya, tamam yeter, tamam istemiyoruz. Bir dakika istemiyoruz, bir dakika tamam. Medine, neden ağlıyor musun? Sinirim, boşanıyorum. Hı? Buraya boşanmaya hayır, geldim. Hayır boşamam. Sana köfte dükkanı açayım, börek dükkanı açayım. İkisini, üçünü bir arada bitir. Ben o işkenceye geri dönmek istemiyorum. Ne işkencesi? Aynı eve gitme, başka ev tutayım. Çocuklarından yaşa. Hayır, senin yaptıklarını ben sana yapsaydım ne yapardın? Ben ne yaptım sana? Seni sevmekten başka, memnun etmekten başka, isteğini yerine getirmekten başka, bir sözünü iki etmekten başka bir şey yapmadım mı? Bir dakika, et dolabına dolu diyordun ya. Onu millet vermedi mi? Verdi. Ha, kabir. Bir saniye. Ev erzakla dolu diyorsun ya. Kabir. Ben vakıfın Kızılay'ın yanında kaç gün bekledim ya, erzak için? Bir söylesene bana. Ben de aldım. Millet de verdi. Çocuklarımı sonuçta beslemek bu için ben kaç ay bekledim? Bir söyle bana. Bak hele. Sen bana aldın neydi ya? Ben pazara gittim de malı almadın mı? Bulamadık değil mi? 23 yıl ara sonra bana bir pantolon almışsın. Onu başıma koy. 23 yıl sonra. Daha bak, önce neredeydin? Bak eski defteri acarlama. O şurada, zaman ben hakaret şu etme. Şu insanların içinde intikam almaya çalışma. Ben intikam almıyorum. Ben buraya ayrılmaya geldim. Didem Hanım'a da söyledim. Ayrılmaya geldim. Ben seni ben istemiyorum. Ben ayrılmıyorum senden. İki arada bir derede sana yine bir ya Ozan müşterinin kocan. Şimdi, haberin var mıydı Medine? Önce gerek deseydin. Dilden mi söyleyeyim Türk olarak mı? Ne? Dilden mi söyleyeyim Türk olarak? Nasıl istersen. Derelerden olur otlar. Var mıydı sende dertler? Nazlı yerden ümit bekler. Nerede kaldın kara gözlüm? Devlette huzurunda benim karım bu. Tam devlet huzurunda senin karın olabilirim ama ben senin malın değilim. Ha, evet. Kesinlikle ya, bak bunu alırım yani. Helal olsun, değilim. Aç mı koydum, susuz mu koydum? Her şey bana, o değildi, o değil. Bana şu kadar bir sevgi görseydin. Haklı çıkmaya çabalama. Bak. Şimdi, ya, şu kadar bir sevgi görseydin, ilgilenseydin benimle. Küfür yerine başka bir şey deseydin. Şu ben an benim evdeydim. Bunun kaçtığı adam Mustafa Bey diye. Bütün benim çocuklarım içindeydi. Hadi ya. Sen neredesin? Ya şahidin var mı şahidin? Bana şahit göstersene. Ben işe gidiyorum. Karpuz satmaya gidiyorum. Alo. Belediyenin arkasına çek minibüsü derimiş bu. Mustafa işe getirmiş. Adaptar gelirmiş. Arko diye geçerlermiş. Mustafa ağzını eğilecek. Ağzım şimdi ya, ağzım şahit şimdi. Göstet. Serkan dedi bunu. Serkan. Tamam şahit. 23 yıllık yaşın o kadar yanlış yapıyor. Sen de bacı, ben Didem inanmıyorum. Hanım bu niye özellikle inanmıyorum? Çıkmış mahalleye, çünkü tamam mı? Ben görmedim ki onun için inanmıyorum. Söyle bu öyleyse niye de Medine kaşların kara bilmem ne bir sürü şey yazmışsın. Didem Hanım, evet. Benim ilk kaçtığımda gitmiş, ne kadar akrabam, tanıdığım, arkadaşlarım varsa Medine gitti para getirecek demiş. Erkeklerle para karşılığı birlikte olduğunla ilgili bir iddiası. Ha, sen bunu duysan eğer. Buranın kitabını getirin şurada aptazlanacağım gözün önünde. Çok artık bir dakika. Gene basacağım. Bir dakika. Sen de basabilirsin. Ben seninle şikayetçi olurum. Bekleyin bir dakika. Otur bekleyin diyelim. Telefon hattında Serkan var. Karpuzcu Serkan. Didem Hanım kesinlikle yalan söylüyor. Herhalde. Sarımsakçı konusu falan söylemedim. Bakın, nasıl söylemedin oğlum sarımsak demedin mi? Dursun'u demedin mi? Yok Didem Hanım. Ayrıca Dursun konusunu söyledim, ona da müdahale etmedim. Acayip bir ilişki ağı vardı, bir şeyler ortaya çıkacak ama ne ortaya çıkacak bilmiyorum. Ben Serkan ortaya çıkarsa Allah. Bambaşka şeyler ortaya çıkacak. Ben de şey para diyor, yok. Ben yalan de para söylüyorum. İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle devam etmek istiyorum. Senin boynunda bir çanta varmış. O çantanın içinden bıçağı çıkarmışsın değil mi? Evet evet. Niye şu anda Faruk seni bulduğunu üzerinde o çanta yok? O çanta işte elimde artık ama hani yerde, oturduğumuz yerde. Ben oturduğun yerde de görmüyorum çantayı. Üzerinde, şimdi normalde çantayı böyle çapraz bağlamadın mı? Evet. Çanta şöyle çapraz durmuyor mu? Evet evet. Çapraz duruyor. Çapraz duruyorsa bıçağı çıkardın. Hı hı. Nerelerini sapladın? Elinde bıçak. Ben hangi pozisyondayım? Yatar pozisyondayım. Yatıyor muyuz? Aynen şöyle düşün. Şöyle. Böyle işte. Burama doğru mu? Aynen. Böyle kolun ömrü. Ama yakın boydasınız. Aynen. O zaman daha yukarısı. Şuralar olması aynen, lazım. Şuradan şöyle. El falan. Eline de bıçakladın. Hı hı. Başka yani, nereye? Gel, bana, ben İsmail'im. Şöyle. İşte o an boğuşmayı. Ben de seni tutuyorum. Yap bakayım. Şöyle. Böyle işte. Sapladın. Hı hı, evet. O zaman 4-5 defa. Evet.
En az. Ya yani kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Evet, evet. O İsmail'de şey boğuşuyorsunuz. Evet. Seni bırakması için 4-5 defa bıçakladın. Peki çantan boynunda. Sonra bıçağı çanta ya cebimdeydi zaten. Cebime koydum onu zaten hani ara bindikten hani oradayken zaten her şey hani üstümden zaten attım ama hani dedim ki geldi Faruk abi saydın kaldırdı bindirdi arabaya. Çantayı nereye attın pardon? Hayır yanındaydı hani çıkardım boynumdan onu demek istiyorsun. Hani, ne zaman boynundan çıkardın? İsmail yanına mı bıraktın? Hayır uzaklaştıktan sonra kaçtıktan sonra. İsmail yanına bırakmış olabilir misin çantayı? Hayır ya Faruk abi aradıktan sonra. Bunlar kimin kanı? İsmail'in abi ya İsmail'in abla. İsmail'in kanı mı? İsmail'in. Emin misin? Eminim. Çaktığına da eminsin? Evet. Çocuğun kıyafetlerinde kan yok. He. Yalan söylüyor. Adam gibi söyle bak. İsmail'in. Yalan söylüyor. İsmail'in. İsmail'in. Bediye Hanım söyle. Söyle Bediye Hanım. Neyi yalan söylüyor Seher? Kanı yalan söyle. Nesi yalan? Üstünde kan yok. Bir dakika Mehmet Bey. Üstünde kan yok. Oğlumun gördüğünüz gibi mont bağlıyordu bu katil. O mont nerede, o çanta nerede, yandıysa, bittiyse o montunla o çantayı gelenlikle istiyorum. Gelenlikle o çantayı istiyorum. Bıçak neredeyse. Attılarsa, yaptılarsa Bidem Hanım onları gelenlikle istiyorum. Manto neredeyse, yandıysa, bittiyse o gelenlikle onu istiyorum. Otopsi raporunu açıklayacağım. Hazır mısın? Raporu dinlemeye hazır mısın? Hazırım abla. Raporda diyor ki, İsmail'in vücudunda delici, kesici alet yarası yok. İsmail'in vücudunda bu kadar kan aktıysa delici, kesici alet yarası neden yok? Abla dediğim gibi hani alsınlar kıyafetleri hepsini araştırtsınlar zaten. Yani İsmail'in kan, yani benden dediğim gibi şey yapmayın. Alsınlar elbiseleri teker teker araştırsınlar. Sen birini az önce de gösterdik. 3-4 defa, Mehmet Bey bir dakika. 3-4 defa bıçak... Abicim bak bıçakladığın kan onlar aktı bak. Abicim. Tamam hiçbir şey demiyorum tamam. Deme. Tamam. Oğlumun üstünde kan yok tamam. Ya kanı araştırsınlar yine abi. Araştırsınlar ya. Araştırın. Alsınlar kıyafetleri araştırın. Ya sorunsa mı çıkacak mı çıkmayacak mı ben burada boşuna oturuyorum ya. Abicim yemin ediyorum bak İsmail'den aktı kan bak. Yalan söylüyorum. Devam edeyim. Çok önemli bir bilgiyi daha açıklıyorum. Devam edeyim. Yaralanmaya bağlı sürtünmeler var vücudunda sadece. Alnında iki tane yara var. Otopsi için bütün vücuduna bakıyorlar ya. Bu arada asıl sonucu ölümlerde tıbbi olarak önce el ve ayaklarda ölüm orluğu diye bir şey var oluşur. Hı? Ama İsmail'in ölüm orluğu elinde ve ayaklarında yok biliyor musun? Neresinde var biliyor musun? Neresinde? Sırtı mosmor. Önce sırtında oluşmuş. Bu bize ne gösteriyor biliyor musun? Bu bize şunu gösteriyor. İsmail boğulduktan sonra bir süre yerde kalıyor. Sırtında ölüm orluğu oluşuyor. Sonrasında bulunmasına yakın o ağaca asılıyor. Bu arada İsmail'in nefessiz bırakan materyaller boğazındaki, özür dilerim bunları açıkladığım için, materyalin en az, yani şunu gösteriyor bize, İsmail öldürülüyor, sırtında ölüm orlukları oluşuyor, bulunmasına yakın ağaca asılıyor, sonra tekrar yere ya da işte bir yere ağaca asılıyor, sonra yere indiriliyor, sonra tekrar ağaca asılıyor, yani sırt olduğu yerde ölüyor ve sırtında o morluk oluşuyor. Sonra ağaca asılıyor. Tamam mı? Öte yandan İsmail'in boynundaki izler 1 santim. Boğulma izleri. Nefessiz kalmasına yol açan izler 1 santim. O 1 santimlik izin oluşabilmesi için İsmail'in ayakkabı bağcığıyla değil 2 santimlik bir materyalle. Bir iple. En az 2 santimlik. Bediyeciğim çıkmak ister misin? Bunları duyma. Ha? Tamam duydum. O bana getirin o ipleri. Ben o şeyi göstereceğim. Yani şu ayakkabı bağcığı 2 santim değil. En az 2 santimlik ip olması gerekiyor. İsmail'in boynundaki izlere baktığında. Yani İsmail'i boğan ip. Şu ayakkabı bağcığıyla ağaca asılıyor. Ayakkabı bağcığıyla yani bir tane ayakkabı ağaca asılıyor. En az 2 santim olması gerekiyor. Yani İsmail şu genişlikte bir materyalle. Allah'ım oğlum. Öldürülmüş.
İddiayı. Oğlum, oğlum. Yani bir çantanın sapı olabilir. Oğlum, nasıl canların çıktı İsmail'im? Nasıl canların çıktı İsmail'im? Abla gerçekten bilmiyorsun ya. Bak ben de şu an sizden dinliyorum ya. Yemin ederim ben de bilmiyorum ya. Ah oğlum, ne diye kurban oldum? Ne diye kurban oldum? Bana şunu söyler misin? O evet. Gün Seher seni kaçta evet. aradı? Onu almaya kaçta çıktın? Takriben 15, 40 veya 35 civarları. Çünkü şöyle söyleyeyim. Neden beni Seher aradıktan sonra ben Seher beni aradı dedi ki Faruk abi dedi Allah aşkına kurtar beni dedi. Ben de ne oldu kızım dedim ben. Faruk abi dedi Allah aşkına dedi Kınık Parkı'ndan aşağı doğru sallanıyorum. Onundan aşağı doğru sallanıyorum dedi. Beni gel buradan al Allah aşkına dedi. Ben de kızım ne oldu Allah aşkına söyle dedim ben. Faruk abi gel buraya dedi. Ben de buradan Canavlu ile çıktım. Beyzinliğimden çıktım. O tarafa doğru yol aldım. Gittim Seher'i yol kenarında çok atıl kötü bir vaziyette buldum. İsmail'i bıçakladığını sana söylemedi mi? Bıçakladığını, ben bıçak olduğunu, bıçağı burada, en son ben bıçak olduğunu şeyde duydum, karakoldaydı. Bana bıçakladığını falan söylemedi. Zaten Seher konuşamıyordu, böyle çenesi titrer ya bir insan, hani üşüdüğü zaman böyle çenesi titrer. Aynı onun gibiydi, böyle çok kötü, eli ayağı titriyordu, çenesi titriyordu, çok kötü bir haldeydi. Üstü başı kan içinde olmuş bir genç kız görüyorsun karşında. Sonuçta... bu kan evet. kimin kanı olabilir? İsmail'in kanı olabilir. Neden izin vermemiş olsa i̇şte, bile İsmail için neden ambulansı aramadın ya da jandarmayı sen neden haber vermedin? Ama bakın biz böyle edebileceğinden veya başına bir iş gelebileceğinden haberimiz yok ki. Bir de olayın o esnada düşünemiyorsunuz İrem Hanım. Ya düşünemiyorsun çünkü kızın hali çok kötü. Perişan haldeydi. Ben ondan sonra elemanımı gönderdim oraya. Dedim araba neydi dedim ben beyaz bir arabaydı dedi Seher. Bir dakika. Ben de git dedim Kınık Parkı'nda beyaz araba var mı? Bir dakika lütfen. Senin yanındayken Seher Sinem'i aradı mı? Çünkü kayıtlarda böyle bir şey yok. Patira doğru giderken aradı herhalde. Benzin istasyonuna geldiniz. Geldik benzin istasyonuna. O arada ben Kınık'tan buraya gelirken Taner'i Kınık'a gönderdim. Dedim beyaz bir araba bulabilecek misin orada bir bak bakalım dedim. Biz İsmail'e yardım etmek için uğraşıyoruz. Taner ifadesinde diyor ki. Taner ifadesi diyor ki beni aradı. Evet. İşte git Sinem al buraya getir dedi. Yani Taner arabayı aramaya gittiğini böyle bir şey anlatmıyor jandarmaya. Böyle bir ifadesi yok. Taner'in böyle bir ifadesi yok yani. Eşimi almaya. O gitti, eşimi buraya bıraktıktan sonra Kınık'a gidiyor. Peki sen neredesin? O eşin oraya geldikten sonra normalde üzerinde böyle ben kan varsa... Benzinliktesin. Benzinlikteyiz. Seher'i ofise oturtturdum, kızım otur dedim. Sinem ablan gelecek, o senden ilgilensin dedim. O anda tabii benzinliğe gelenler var. Bu ne hal, ne oluyor falan filan diyerekten ben de olayın şokundayım. Ondan sonra Taner geldi, ben gittim, bulamadım. İsmail'in vücudunda bıçak izi yok. Bıçak yok i̇şte, yani. Ona ben de şaşırdım. Açıkçası ben de şaşırdım. Biz şaşkınız o yani. O psikolojide ne yapacağını belki bilememiştir. O kadar kan bulaştıysa bıçaklanmış olması gerekiyor. Bıçak izi nasıl i̇şte, olmaz cesette? Seher söyle, bize gerçekleri söyle. Ablam ben gerçekleri söyleyeyim. Alsınlar ki kıyafetleri de, İsmail kıyafetleri de. Üstünde kan sana İsmail'in. Araştırsınlar. Sen bulduğunda üzerinde sadece bu yeşil şey mi vardı Faruk? Yeşil mont, sweatshirt mi vardı? Ben montu görmedim. Ben yeşil, şu anda üzerindekiler vardı bir de çanta vardı. Çanta fotoğrafta yok, nerede çanta? Ben onu bilmiyorum. Çocuk şüpheli şekilde hayatını kaybediyor Faruk. Tamam mı kardeşim? Tamam. O sizin iddianız. Otopsi raporuna göre, otopsi raporuna göre de zaten, bak otopsi raporuna göre de zaten bu çok şüpheli bir ölüm. Zaten ekstra bir inceleme istenecek. Tamam. Artış daha da şüpheli olan ne var biliyor musun? Bak Faruk daha da şüpheli olan ne var biliyor musun? Bıçaklandığını, evet, bıçakladım evet. diyor, soktum diyor bıçağı diyor. Çocuğun vücudunda bıçak iziyor kardeşim ya. Yok. İşte Seher, bu Seher'de ben bilmiyorum. Bakın Didem Hanım, ben de bu olayın aydınlanmasını istiyorum. Çocuklara günah yazık. Yuvalarına geri sahip ol. Mustafa ben sana şans verdim. Ben dileyim bu dünyayı al yana sen sevmeyince. Stüdyoda büyük yüzleşme. Senin yaptıklarını ben sana yapsaydım ne yapardın?
günlerdir bekleniyordu. Sonunda o da geldi. En azından birine aşığım yani. En azından birini seviyorum. Ben seni ben istemiyorum. Ben ayrılmıyorum. Ayrılmaya geldim. Medine'nin kaçtığı karpuzcu Serkan stüdyoya geliyor. Acayip bir ilişki ağı var. Bir şeyler ortaya çıkacak. Ben Serkan ortaya çıkarsa... Serkan iddialara ne yanıt verecek? Mustafa Bey diye arka odanın dili olsa da konuşsa diye. Medine'nin kararı ne olacak? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ama ben şunu söyleyeyim, ben katil değilim. Oğlunuzun bir lira parasını ne istedim ne yedim. Manisalı İsmail nasıl öldü? İsmail'in vücudunda delici, kesici alet yarası yok. İsmail'den attı kan bak. Kilit adam Faruk konuşuyor. Çelişkiler büyüyor. Beyaz bir araba bulabilecek misin? Orada bir bak bakalım dedim. Biz İsmail'e yardım etmek için uğraşıyoruz. İsmail'i ormanlık alanda nasıl buldular? İsmail'in vücudunda bıçak izi yok. O kadar kan bulaştıysa bıçaklanmış olması gerekiyor. Seher'in çok konuşulan çantası nerede? O çantanın içinden bıçağı çıkarmışsın değil mi? Evet, evet. İsmail'in boynundaki izler 1 santim. O 1 santimlik izin oluşabilmesi için 2 santimlik bir materyalle bir çantanın sapı olabilir. Kim doğruyu söylüyor? Ben de fotoğrafını çektim, attım ona. Gönderdi mi, göndermedi mi, ne yaptın hiç fikrim yok. Seher mi, Faruk mu? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Neredesin kader, kurban olayım, tamam bilsin artık, gel. Bak o bebeğin gerçekten bakma ihtiyacı var. Böyle anne olmaz olsun. 15 gün oldu Kader, 15 gün, 15 gün. Günlerdir aranan kayıp Kader nerede ortaya çıktı? Küçücük Didem Hanım, kurban olayım, küçücük. Tanıdığı yok, kimse yok, bilmiyorum ki. Kader öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız. O çocuk ne halde ya? Türkiye bu görüntüleri konuşacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de.